Ya kız anne yavaş be. Gören de yıllardır halıyla aranızda süren bir husumet var zannedecek. İstersen yere indirelim ha halıyı. Jiletle ilmeklerini böyle tek tek kes. Anne yavaş, yırtılacak şimdi o olacak. Bu kadar kötü muameleye gerek yok ki. Ne öyle falakaya adam yatırmış değnekçiler gibi. Allah Allah. Oh! Ulan. Al be. Al be. Yetti artık ya. Yettiniz be. Ya ben de insanım ya. Benim de sinirler olan. Al. Oha! Oha! Kız yeter. Aa, sana söylüyorum. Halıyı yaptıracaksın. Kız desenleri yamulacak. He? Sen vururken bir şey olmuyor da ben vurunca kıymete geliyor değil mi? Al. Kız bir dakika dur, kız dur. Aa, o kaynanamgilden bana hediye anladın mı? He? İster severim ister döverim. Halı benim. Hadi. Ya iyi. Anlaşmıyorlar. O zaman siz aranızda anlaşın. Tamam mı? Haydi haydi. Ancak gidersin. Senden gelecek yardım Allah'tan gelsin. Halı düşmanı. Çok zilli. Lan. Evde kapı gibi elektrik süpürgesi var. Niye onunla temizlemiyorsunuz? Sabah beri bam gün bam gün. Ya iki satır uyutmadınız insanı şurada ya. Lan şunu git anneme söyle tamam mı? Ayda bir kere o halıyla kapışmazsa rahat edemiyor. Anne lan. Çekin şunu şuradan. Bahçe bana lazım. Niye sana lazımmış lan bahçe? Tarım mı yapacaksın ha? Zararlı ot ekecektir salak. Sen konuşma kız. Ağzına dasa bırak şu çeneni. Ben annemle konuşuyorum burada. Az sonra Batur Alp Hoca gelecek. Açık havada vuruş çalışması yapacağız. Misafir odasında dövüşün. Bu halının daha işi var. Bırak anne ya. Onlar da vuracak bir şey arıyorlar. Bırak da halıya girsinler. Bir iki işi kaldı zaten halın. Ne alakası var kızım? Biz uçan tekme çalışacağız. Bu da uçan halı zaten. Bana bak. Kodun mu uçarsın ama Feyza ya. Bu halı dövmekle dövüş sanatının ne alakası var? Hem hocaya ayıp. Ay doğru. O adam dövüş sanatçısı ya. O ince, o sanatçı ruhu incinir değil mi? Dalaşmayın kız. Bana bak Samim. Al şu halının tozunu iyice attır bakayım. Çabuk. Aa, sonra tepişirsin ocağına. Hadi yürü. Kız sen de gülme. Yürü mutfağa. Çay bisküvi falan getir şu Batur Alp Hoca'ya. Dövüşçü mevüşçü ama ne de olsa misafirimiz hadi. Kız anne bisküvi falan ne yapsın o herif? Sobanın altındaki mermeri çıkartalım. Katır katır onu yesin daha fazla memnun olur. Sevsek yürü. Hadi. Aslanım yiğidim Samim hadi. Ya onu ye ye ye. Tozumuzu yerden kapatıyor. Kolay gelsin Samim. Hoş geldiniz hocam. Ben de işte ısınıp konsantre olayına girebilmek için kısa süreyle halı dövüyordum. Yok yok, benim yerim burada iyi. Horoz olan bir mekana giremem ben. Çocukken başımdan bir olay geçti Denizli'de de horoz benim konsantrasyonumu bozuyor. Yok hocam, bizimki yavşak bir horoz. Yani kümeste boş horoz kadrosu olmasın diye besliyoruz aslında. Kış lan, kış. Hadi, hadi. Kış. Gelmez değil mi bir daha? Yok hocam. İstersen yakalayayım, takayım kümese. Yok yok yok. Hayır ben köpekten möpekten korkmam mesela. Bir keresinde Sivas Kangal dövmüştüm. Ama horoz ötüyor mütüyor, konsantre olamıyor insan. Tabii tabii. Anlıyorum yani hocam. Yılanmış, sırtlanmış, ninja adama hiçbiri bir şey yazmaz. Ama horoz kalleş bir hayvan. Bana bak Samim. Bana dövüş sanatçısı sözü ver. Bu olayı kurstaki kimse duymayacak. Ninja adam dedikodu yapmaz. Ninjalık komple bir fazilettir. Artı gıybet ölü eti çiğnemektir. Yok hocam. Bu horoz korkunuz mezara kadar benimle gidecektir. Os. Os. Ya. Hı. Ha. Hocam. Şeftali de öyle mesela. Ben şeftaliye dokunamam. Kendime şiş sokarım, iğne sokarım, mermer kırarım ama şeftaliye dokunamam.
Bu şeftaliden korkuyorum anlamına gelmez. Süpermen'in de kriptonite alerjisi var. Yani onun gibi bir şey işte. Anlıyorum yani hocam. Sizin bünye şeftaliyi kabul etmiyor. Samim çocuğum. Gel çay yaptım, az mola verin hadi. Hocam, hocam buyurun. Bir ninja'ya layık değil ama işte Allah ne verdiyse yiyelim hadi. Buyur. Allah'ım yarabbim. Aa, gel bili. Ay bu horoz nerede ya? Kedi mi kaptı? Gel anne, bili. Anne, ya bırak şimdi horozu ya. Niye? Ya iyileşme hayvana. Belki önemli bir işi çıkmıştır. Ya buğday almaya falan gitmiştir mesela. Samim, Samim. Şşt, oğlum, halının işi bitti mi? Dövdünüz mü? Alayım içeri. Şşt, bir dakika anne ya. Ne? Yani ben bitirdim de Batur Alp Hoca hala zihniyle alıyı dövüyor. Neresiyle dövüyor? Anlamadım. Zihniyle anne. Yani zihin gücü. Böyle halıya derinlemesine nüfuz ediyor. Aman iyi tamam maşallah maşallah. Allah zihin açıklığı versin. Samim bana bak. Evde tüp bitmiş. Kamyon da geçmiyor. Sence hoca efendiyle bir koş git hadi bir tüp kapı ver gel. Ne tüpü anne ya? Yani sabah beri çalışamadık halı dövmekten zaten. Telefon et gelsinler alsınlar tüpü. Niye kızıyorsun Samim? Ha? Aa ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum çocuğum. Allah Allah. Hem hoca efendiyle beraber bir antrenman olur ya. Gerçi hoca efendi daha iyi bilir ama hani belki zihin gücüyle. Tüp bir tane mi yenge? Ya, hocam siz zahmet etmeyin ben götürürüm hocam. Annemin kusuruna bakmayın. Yani ilk defa ninja görüyor da alışık değil. Ne olacak canım? Bir tüpten bir şey olmaz ninja adama. Ben bir defasında koskoca bir tüp kamyonunu çekmiştim. Nasıl yani? Yani koskoca kamyonu ha? Elleriniz o yüzden mi nasıl hocam? Ne eli? Dişimle çektim ben o kamyonu. Bir halat bağladık önüne. Aldım halatı dişlerimin arasına. Televizyonda filan da yayınlamışlardı hatta. Şimdi de bulur çekerim evin önüne o kamyonu ama alışır eşeğolu eşekler. Hep beni beklerler bir daha. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Siz hiç bulaşmayın. Ben hemen getirir götürürüm. Ben buradayım ama ruhum seninle olacak. Birlikte taşırsınız tüpü.